temiz enerjiye ve Bodrum'un doğasının korunmasına karşı çıkıyorlar başlığıyla bir yazılı açıklama yapan Rüzgar Elektrik Üretim AŞ oldukça manidar bir iddiada bulundu. Rüzgar Elektrik Üretim AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada Yalıkavak Geriş Çevre Koruma Platformu tarafından Yalıkavak'ta düzenlenen seminerle ilgili olarak bugün Yalıkavak'ta yapılan bir toplantıda yapımını üstlendiğimiz rüzgar enerjisi tesislerine karşı haksız suçlamalar dile getirilmiştir denildi. İnşa edilecek rüzgar enerjisi tesislerine yönelik yapılan eleştirilere ve suçlamalara bakınca aklımıza iki ihtimal geliyor. İddia sahipleri ya pek çok konuda yanlış bilgiye sahipler ya da rant kavgası peşinde hareket ediyorlar. Şeklinde oldukça manidar bir iddiada bulunan Rüzgar Elektrik Üretim A.Ş.'nin yazılı açıklaması şu şekilde devam ediyor. Bütün dünyanın teşvik ettiği, Avrupa Birliği'nin maddi manevi destek verdiği rüzgar enerjisine karşı bu tür karşı çıkışların bilgi eksikliği nedeniyle olabileceği düşüncesiyle kuracağımız sistemle ilgili bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşmak istedik. Öncelikle şunun bilinmesini gerekiyor ki rüzgar enerjisi tesislerinin hiçbir şekilde insana, doğaya, karaya, havaya ve suya zararı yoktur. Dikilecek rüzgar enerjisi türbinleri hiçbir şekilde yaşam alanlarının içinde değildir ve bu konuda şirketimiz tarafından son derece titiz davranılmıştır. Türbinler yerleşim merkezlerine dünya standartlarına uygun mesafede konuşlandırılmıştır. Tesislerin yer alacağı toplam alan iddia edildiği gibi binlerce dönüm değil, sadece 318 dönümdür. Bu alanın 200 dönümüne hiçbir şekilde dokunulmayacak, kalan alana ise toprak ulaşım yolları yapılacaktır. Rüzgar güllerinin dikileceği alansa toplam 6 yazlık villa alanı büyüklüğündedir. Bu tesisler için kamulaştırılan alansa sadece 28 dönümdür. Bu 318 dönüm alan içinde hiçbir şekilde tarım arazisi veya zeytinlik bulunmamaktadır. Toplantıda dile getirilen bir başka yanlış bilgi, inşaat sahamız içinde arkeolojik sit alanlarının olduğudur. Bir kere daha altını çizerek hatırlatıyoruz ki, inşaat bölgemiz içinde hiçbir doğal veya arkeolojik sit alanı yoktur. Koruma alanımız içinde sit alanı mevcuttur ancak bu alanda hiçbir inşaat faaliyeti veya yapılaşma olmayacaktır. Tesis koruma alanı içindeki bu sit alanlarının sonsuza kadar korunması da böylece garanti altına alınmış olacaktır. Şunu bir kere daha kamuoyuna ve sevgili Bodrumlulara hatırlatıyoruz ki, yapacağımız tesisler aslında tüm bu alanın yapılaş Korunmasını sağlayacaktır. Hiçbir şekilde turizm ve ticaret alanı olmayan bu bölge sonsuza kadar doğal yaşamın parçası olarak kalacaktır. Hatırlatmak isteriz ki gerekli izinler Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulları tarafından defaatle yapılan incelemelerden sonra verilmiştir. Kurulacak tesislerin insan sağlığına zarar verdiği iddiaları ise tamamen bilimsellikten uzaktır. Rüzgar güllerinin çıkaracağı sesle rahatsızlık yaratacağı iddiası hiçbir şekilde kanıtlanmamıştır. Bu iddianın dayandırıldığı tek kişilik bir çalışma Dünya Sağlık Örgütü'nce bilimsel olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Türbinden 300 metre uzaklıkta ses ölçüm değeri sadece 43 desibeldir. Alçak konuşma sırasında çıkarılan sesse 40 40-50 desibel arasındadır. Bunu bile hatırlatmanın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Kimi karşı çıkışların bilgi yetersizliğinden kaynaklandığına dikkat çeken Rüzgar Elektrik Üretimi AŞ, bir grubun rant kaygısıyla hareket ettiğini iddia etti. Rüzgar Elektrik Üretimi AŞ'ın yazılı açıklaması şu şekilde tamamlanıyor. Üzüderek belirtmek isteriz ki arazi rantı çıkar kazan arzularıyla hareket eden bu kişilerle bundan böyle her platformda mücadele etmek konusunda kararlıyız. İsteyen herkesle ve her kurumda her türlü bilgi ve belgeyi paylaşmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.